Evet arkadaşlar, tavukları bu şekilde bagetleri kestim. Biraz fazla ama hepsini yapacağım. Diye düşünüyorum. Kalan kalsın. Çocuklara götürürüm. Şöyle ayırıyorum butları. Çok tatlı. Neyse ya da bunlar kalsın. 2, 4, 6. Neyse pamuğa da veririz. Şöyle kemiğinden sokup kestiğimiz zaman güzel ayrılıyor. Ben bunları az bir su koyacağım. Kendi suyuyla pişireceğim. Ondan sonra suyunu çektikten sonra biraz yağ koyacağım. Ve öyle pişireceğim. Alüminyum folyo sereceğim üstüne. Az tuz atıyorum. Pamuğa da verdiğim için pamuğa tuzsuz veriyorum ben. Şimdi böyle kapatıyorum üstünü. Sonra hava deliğini bırakıyorum. Ve güzüneye götüreceğim. De gel benimle. Güzine su sobasına koyuyorum. Akşam içine limon koymuştum. Güzel koksun diye. Neyse. Çıkaramadım. Bu şekilde koydum. Ve kapatıyorum. Sobam yanıyor. Son hızla. Şey ters döndü kamera. Fasulye. Fasulye. Barbunya. Bu da çayın suyu. Ve duman çıkıyor. Biraz kapatayım şunu. Ağır ağır pisti. Evet, burası benim yazlık evim. Ama kışında kalıyorum. Burası 3 katlı bir ev. Ama ben 2 katını kullanıyorum. Öbürlerinde kiracı var. Evet arkadaşlar, tavuklarımız pişmiş. Şöyle körülecek gibi. Bunları çıkartacağım şöyle. Gelelim. Fasulyenin suyu kalmamış. Ama yedekte su koymuştum da. Şöyle su ekleyelim. Kuru biber. Oo, bunu da kaldırmış. Evet.
Evet, barbunyayı indireyim artık. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Ben şöyle tabağa da aldım. Yanına da mercimekli bulgur pilavı yaptım. Sivas'a özgü. İşte yoğurt var, domates falan var. Bu şekilde akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. Beğenmenizi bekliyorum. Sizi seviyorum.